Şimdi piyasa ile ilgili bir değerlendirme alacağız. Bunun için de ALB menkul değerlere dönüyoruz. Eda Önder karşımızda. Eda Hanım, merhabalar. Merhabalar İnci Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi birinci seansta saatler ilerlemeye başladı. Borsa İstanbul 100 endeksi de 79 binin üzerine yerleşmiş vaziyette. Kritik FED kararları öncesi borsadaki hareketi nasıl değerlendiriyorsunuz diyelim. Bugün kararlar gelene kadar bu iyimserliğin sürmesini bekler misiniz? Geçtiğimiz haftanın sonuna bakacak olursak aslında biz FED endişesini piyasaların genel anlamda dünya çapında bu FED endişesini duymaya başlamıştık. Piyasalarda bir tedirginliğimiz vardı. Haftaya başlarken biz biraz daha pozitif ayrışmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde Çin'den gelen teşvik açıklamaları ile birlikte dünya piyasaları biraz daha moral buldu diyebiliriz. Şu an BIST 100 endeksi de dünya piyasalarına paralel olarak Çin'den kaynaklı biraz daha moral bulmaya devam ediyor. Ancak söz konusu yükselişin devamı için bir yandan yurt dışı borsalarının seyrinden de etkilenecektir bugün BIST 100 endeksi. Çünkü FED kararlarını bekliyoruz. Karar aşamasında biraz daha temkinli duruşunu sürdürebilecektir diye düşünüyorum. Yükselişin devamı için, biraz daha güçlü seyrin devamı için 79.500 seviyesinin üzerinde hareketler görelim ki yükselişlerin kalıcı olabileceğini söyleyebilirim. Ancak 79.500 seviyelerine geldiğimizde de kar satışlarına dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Evet Eda Hanım, parite tarafına da bir bakalım. Avrupa endekslerinde bugün yukarı yönlü bir açılışla başladı. Bir yandan enflasyon rakamları izlenecek hem Avrupa tarafında hem de ABD tarafında FED kararları öncesi. Ve bütün bunların dışında, hani FED'in de dışında yarın Avrupa Merkez Bankası piyasaları fonlamaya başlayacak. Öncesinde enflasyon verileri biraz odakta olacak. Parite tarafına nasıl yansımaları beklenebilir 1,29 bölgesinde Fed'i beklerken? Çin'den gelen teşvikle birlikte parite de biraz daha moral bulmuştu aslında dün akşam saatlerindeki seyrine bakacak olursak. Ancak bu sabah o zayıf seyrini, eskilerde gördüğümüz zayıf seyrini yine devam ettirdiğini görüyoruz. 1.2965 seviyesinin aşağısında hareketlerine devam ediyor. Bir yandan FED kararlarını beklerken, sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz gibi aslında biz FED'e odaklanmış durumdayken Euro bölgesi için önemli bir gün TÜFE verilerimiz var. Mario Draghi Euro bölgesi için resesyondan çıkabilmesi için olabildiği deyince olanaklar yaratmaya çalışırken söz konusu stratejinin belirlenmesine ilişkin olarak TÜFE verileri ayrı bir önem taşıyacaktır diye düşünüyorum. Parite bugün FED kararları öncesinde ve TÜFE verilerinin sonrasında, veriler sonrasında ciddi anlamda hareketli bir gün geçirebilir diye düşünüyorum. Ancak teknik açıdan da bakacak olursak 1.2965'in altında kalıcılık sağladığı sürece parite bugün zayıf seyrinde devam edebilir. Paritede yukarı yönlü hareketler görülebilmesi için 1.2965 direncinin kırılması görülmelidir ki ardından biz 1.30'ları hedefleyebiliriz ve paritede yukarı yönlü hareketler görebilelim. Son olarak dolar TL'ye de bakalım. 2.21'in altında ama son dakikalarda 2.21'e doğru hareketlenmeler de görmeye başladık. TL'nin o toparlanma tablosu biraz hız kesmişe benziyor. Burada teknik anlamda önemli seviyeler neler olacak bugün? FED kararları öncesinde dolar biraz daha temkinli duruşunu, ancak temkinli yükselişini biraz daha devam ettiriyor diye düşünüyorum. Çin'in kararları sonrasında gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı dolar biraz daha zayıf kalmıştı. Ancak bu sabah biraz daha kendini toparlıyor. FED kararlarından biraz daha doğrusu bu endişelerden besleniyor diyebiliriz. Söz konusu yükselişlerde 2.21.50'leri bugün hedefleyebiliriz. Ancak 2.20.85 seviyesi önemli. 2.20.85 seviyesinin üzerinde bir hareketler görelim ki 2.21.50'leri hedefleyebilelim. 2.20.85 aşağısında kalıcılık sağlaması durumunda da oradan geri çekilmelerde 2.20.10'ları görmemiz sürpriz olmaz. Eda Önder, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada hazineden bir gelişme şu anda ekranlarınıza yansıyor. Hazine 10 yıl vadeli yen cinsi tahvil